Herkese merhaba tutkumuz futbol manager izleyicileri, Bursa Spor kariyerinin ikinci sezon finaliyle karşınızdayız. Bu bölümde önemli müsabakalar var. 7 tane lig maçımız var. Bu 7 tane lig maçını oynayacağız. Ve ligdeki sıralamamız artık belli olacak. Son maçı da Fenerbahçe deplasmanında yapacağız. Trabzon'la Beşiktaş'la maçlarımız var. Yani zorlu maçlarımız var açıkçası. E, ligde de son durumumuzu şöyle bir gösterelim. 4. sıradayız şimdilik yukarıya tırmanmak için de zorlu rakiplerle oynayacağız o zorlu rakipleri geçebilirsek belki de ilk üç içerisinde ligi bitirebiliriz Sivaspor'un da düşmesini umuyoruz bakalım nasıl bir sonuç alacağız ee, ilk maç olan karşımızdaki Erzurumspor deplasmanına gidelim onlar da iyi durumda açıkçası 51 puanları var İyi performans gösteriyorlar Erzurumspor maçına doğru geçelim Müzik Erzurumspor maçına bu 11 ile çıkacağız. Ee, Ali Yavuz'u oynatmaya devam edeceğim. Geçen maçta oynatamamıştık sakatlığından dolayı ama bu maçta devam edeceğiz Ali Yavuz'la. Ona güveniyorum. Ee, Yunus ve Burak kapacakta iyi uyum sağladı kanatlarda. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Bakalım maçta nasıl bir performans sergileyeceğiz. Evet Erzurumspor'un 11'i bu şekilde 4-2-3-1 diziliyorlar. Halil Dervişoğlu'nu almışlar. Forvet'e Raşhani de iyi bir oyuncu. Bizim de sahaya yayılmışımızı görelim. Son 5 maçta 4 galibiyetimiz var. İyi performans gösteriyoruz. Ve maça başladık. Maçta ilk pozisyon. Erzurumspor gelmeye çalışıyor. Kendi evinde doğal olarak üstünlüğü almaya çalışıyor bu mal. Çok tehlikeli geldi gerçekten. Biz gelmeye çalışıyoruz şimdi. Sağdan atak yapmaya çalışıyoruz. Burak altı parmak oyunu yönlendiriyor. Vayet, Burak, Emirhan, Burak kaptırdık. Saki çok tehlikeli geliyorlar. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Halil direkten Nalsol. Dikkat etmek lazım çocuklar. Dikkat. İlk yarı 0-0 sona erdi. Emre Taşdemir yorgun biraz. İyi oynuyor ama Emre Taşdemir'i değiştireceğim. Kolibali cezalıydı. O yüzden Kolibali'yi oynatamıyoruz. Delikari'yi oraya atacağım. Delikari orada oynasın. Soyunma odasına gidelim hiç memnun değilim diyelim performansınızdan ve ikinci yarıya atalım oyuncuları. Şimdi Erzurumspor geliyor tekrar. Kaptık ama topu. Tuğbey. Emin Bayram. Emin sol tarafa doğru ama orada kimse yok. Tekşehir'e. Teykeu. Raşani. Vayet'in müdahalesi yeterli olmadı. Raşani iyi girdi içeriye ve maalesef Halil Dervişoğlu'yla golü buluyor. Erzurumspor yani daha iyi olabilirdik. Şimdi bir duran top şansı, beraberlik için zorluyoruz. Orada Emirhan kullanacak. Kaleye vurdu, direkten döndü. Emirhan. Emirhan arka direk. Ali Yavuz. Ali Yavuz korneri kazandık. Kornerde bir şans olabilir mi? Hadi bakalım çocuklar. Emirhan. Emirhan ortaladı. Ön direkte bir karambol itilmiş emin. Penaltı bekliyor. Penaltı geliyor mu? Geliyor mu penaltı? Hadi çocuklar. Evet penaltıyı verdi. Ali Şans alan penaltıyı verdi. Bakalım penaltıda golü bulabilecek miyiz? Burak altı parmak topun başında. Burak. 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 Aferin Burak. Burak altı parmağın golüyle 1-1 yaptık. Bravo. Değişiklikler yapalım. Şimdi Tuğbe'yi oyundan alacağım. Tuğbe yerine kime alabilirim oraya diye bakıyorum. Çok orada iki yönlü oynayabilecek oyuncu yok ama Emrak Baba'yı alacağım oraya. Sağ tarafa Yunus Akgün yerine e, ee, Kerem'i atacağım. Sol tarafa da Kenan'ı atacağım. Forvet'e de Umut Bozu atacağım. 4 tane değişiklik yapmış olalım. Bir tane zaten yapmıştık. Evet buranın penaltısı. Evet maalesef başka pozisyon olmadı maçta ve bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz. Erzurumspor deplasmanından kötü bir puan kaybı oldu. Zorlu maçlar öncesi gerçekten kötü puan kaybı oldu. Bir sonraki maça doğru hareketlenelim. Bandırma Spor maçına geldik. Bandırma Spor güçsüz bir ekip ve 20. sıradalar. Açıkçası son sıradalar. Bandırma Spor'u rahat yenmemiz gerekiyor. Zorlu maçlar öncesi ilk maçımız. Yani gerçekten bu maçta artık puan kaybına tahammülümüz yok. Oynayabileceğimiz en kolay rakiple oynuyoruz. Bu maçtan sonra Sivas, Trabzonspor, Beşiktaş maçları var. Arda arda 3 zorlu maç. O yüzden bu maçı kesin kazanmamız lazım. Bu 11 ile çıkacağız. Maça doğru gidelim bakalım kazanabilecek miyiz? Evet ilk pozisyon maçta kaleci Gökhan Bandırma Spor kalecisi uzun oynadı. Orada Kolibali ile müdahale ettik. Şimdi Enes gelmeye çalışıyorlar. Enes, Alaaddin izin vermememiz lazım artık orada. Vayat uzaklaştırdı kafayla. Şimdi kaptık Yunus'la. Ali Yavuz gol. Sol tarafta Burak da bindiriyor. Burak Ali Yavuz'un önüne atar mı? Kendi gitti vurdu gol. Burak kapacak. Burak kapacak gerçekten. Önemli bir gole imza attı. Kendi başına gitti. Pas vermedi. Bakın Yunus aldı. Ali Yavuz. Hücumdaki ilerideki 3 oyuncuya da temas etti. Sağ tarafa açıldı Yunus hemen. Orada kendine boş yer buldu. Aslında Yunus'a bile atsa şurada gol olabilir. Ali Yavuz'un önüne bıraksa yine gol olabilir. Her türlü gol olacak bir pozisyonmuş. İyi yakalamışız. Bandırmayın. Şimdi bir kez daha geliyoruz. vayetle Burak. Yunus, Burak. Tugbey. Emirhan. Emirhan girdi oralara. Kendi vurdu. Direkten döndü. Maestro. Müthiş vurdu gerçekten. Şimdi bir hatamız devam edecek mi? Kolibali hatalı bir pas. Delvaye. Delvaye durdurmak lazım. Ahmet. Emin. 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 Faul yaparak durdurdu. Şimdi bir korner. Emirhan. Kafa Ozon Vafor. Yine öndürek kafa vuruşu. Yine öndürek kafa vuruşu. Emirhan yine asistini yaptı. Ozon Vafor. Bakın Emirhan'ın ortası. Ön direkte koşu. Emin de vurabilirmiş orada. O zaman Horan direkt de geriye doğru çıkıp kafayı kendi vurmuş. Kendi atmış golü. İlk yeri bu skorla 2-0 önde kapattık. Çocukları içeriye doğru gönderelim tekrar. Devam edeceğiz aynı şekilde. Şimdi Emirhan bir duran top şansı daha. Arka direkte de Ozon Mofor dışarı. Tekrar denedi Ozon Mofor olmadı. Bir taş atışı. Vayet. Vayet. Furkan Zorba. Şimdi Ali Yavuz. Ali Yavuz. Burak kapacak. Burak. Burak direkten döndü. Burak. İyi fırsatlar yakalıyoruz. Kolibali'nin bir sakatlığı var. Bu üzücü gerçekten. Yani Kolibali'ye ihtiyacımız var. İlerleyen zorlu maçlarda hemen çıkaralım onu. Riske almayalım hiç. Bu şekilde devam edelim. Yorulan isimler var. Bunları değiştireceğiz. Bunlardan bir tanesi Burak. Burak yerine e, ön libero mevkiini Atakanı atabiliriz. Burak Kapacak var yorulan. Onun yerine ee, Kenan Karaman ya da Kerem'e atabiliriz. Kerem'e atalım. Ozan Vafor da yorulmuş. Gol attı ama yorulmuş. Delli atalım oraya. 2-0 öndeyiz. Değişiklikler bu şekilde. Şimdi bir duran top şansı. Vayet. Emin kafayı vurdu dışarı. Gökhan'la şimdi kaleci vuruşunu kullanıyorlar. Uzun oynadı. Gökhan. Reos'a geldi. Ahmet. Bomboş İlker. Al Soğuk. Gerçekten çok kritik bir kurtarıştı. Bu golü yesek son dakikalar biraz sıkıntılı olabilir. Şimdi bir korner devam ediyor atakları. Alattin yine al sop. Aferin al sop. Aferin al Şimdi taç atışı Emre Taşdemir'le. demirle. Kerem yerde kaldı. Penaltı kokuyor orada pozisyon. Gelir mi penaltı? Gelir mi penaltı? Geliyor sanki penaltı. Hadi çocuklar. Burak Şeker. Evet penaltıyı gösterdi. 3-0'a doğru gidiyoruz. Kerem yere düşürülmüştü orada. Penaltıyı kim kullanıyor? Bakalım penaltıcımız Vayet bu sefer. Vayet, Vayet, Vayet. Vayet, Bursa Spor kariyerinin ilk golünü atıyor. Çok önemli gol. 3-0 yaptı, rahatladık iyice. Tacı kullanıyorlar. Savunmadan çıkmaya çalışıyorlar. İlker, Furkan Zorba. Şimdi Kotin, İlker. Uzun oynadı İlker. Ahmet savunma arkasına koştu. içeriye girdi. Aso çok dikkatli. Bir değişiklik daha yapalım. Son değişikliğimizde Wyatt'ı çıkaralım dinlendirelim biraz. İsmail çok çalış girsin oyuna. Bu şekilde devam edelim. Evet maçı 3-0 kazanıyoruz Bandırma Spor karşısında. Maçtan da önemli bir şey var. Şöyle bir şey var. Bir sonraki maçımız Sivas Spor'la ve Sivas Spor'la aramızda 2 puan kaldı. Sivas Spor puan kayıpları yaptı ardarda. Arda. Biz de geçen hafta keşke kazanabilseydik en azından puanı eşitlemiştik şimdi. Neyse geçmişi düşünmemek lazım. Şimdi Sivas Spor deplasmanına gideceğiz ve o deplasmanda kazanırsak 3. yükseleceğiz. Çok kritik bir maç. Çok önemli bir maç. Sivas maçına doğru hareketlenelim. Evet Sivas Spor deplasmanına geldik. Sivas Spor deplasmanına şu 11 ile çıkıyoruz. Alsop, Vayet, Emin, Ozon Wafor, Kolibali, Burak Tuğbe, Yeminhan orta sahası. Klasik Yunus Burak Kapacak ve Ali Yavuz Kolla. Klasik 11'imizle çıkabiliyoruz. Eksiğimiz yok. Herhangi bir sakatımız yok. Kolibali sakat da düzeldi. 5-6 günlük bir sakatlık yaşadı. Çok antrenmana çıkamadı ama bu maçta oynayabilecek düzeyde. Bakalım Sivas deplasmanında kazanıp üçüncülüğü alabilecek miyiz? Sivas Spor'un 11'ine bakalım. 4-2-3-1 ile diziliyorlar. Peritsa, Erdoğan ve Kolo Muani var. Derleği de oynatıyorlar. Derlek de genç yetenek. Bizim son 5 maçta 4 galibiyetimiz var. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Umarım başarabiliriz. Bakalım ne olacak. Maçta ilk pozisyon bizim kornerimiz. Ön direkte Emin. Direkten. Ah ah ah. Atsak bunu rahatlayacağız. Bir korner daha. ikinci pozisyon da korner. Emin indirdi. Orada bir vuruş. Ali Yavuz, Yunus. Samasa. Kornerden atabilirdik. Tehlikeli geldik yine. İlk yarı sona erdi. Daha iyi oynayan tarafız. Rakibe kaleyi bulan şut şansı vermedik. Bizim 4 isabetli şutumuz var ama henüz golü bulamadık. İki sarı kartımız var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, Burak çok iyi oynamıyor Şöyle bir hamle yapabilirim Ama biraz bekleyeceğim açıkçası ee, Atalay iyileşti Atalay'ı oyuna atabilirim diye düşündüm ama Biraz beklemek istiyorum ee, Sarı kartı da var aslında ama Atalay henüz tam olarak iyileşmedi o yüzden o riski almak için biraz bekleyeceğim ee, Yunus da çok iyi oynamıyor değerlendiririz Şimdi devam edelim ikinci yarıya aynı Düzende başlayalım İyi gidiyoruz çünkü Şimdi Samassa ile kaleci vuruşunu kullanıyorlar. ikinci yılda ilk pozisyon olmaya aday. Erdoğan geliyor sol taraftan. Erdoğan, Faizal Fajir terse gitti. Kolomuyani, Selozo al aldı. Şimdi al elle Yunus'a oynadığı top. Tuğbey, Emirhan. Emirhan solda Burak Kapacak'ı gördü. Burak Kapacak soldan gelmeye çalışıyoruz. Emirhan, Ali Yavuz. Geriye Burak altı parmak. Burak altı parmak. Ali Yavuz oynadı. Emirhan tekrar Ali Yavuz. Ali Yavuz Burak kapacak. Tehlikeli gelmeye çalışıyoruz ama olmadı. Şimdi bir duran top şansı daha. Emirhan. Emirhan. Emirhan Burak tekrar Emirhan soldan geliyoruz. Emirhan. Emirhan. Emirhan, Emirhan içeriye Burak kapacak korner. Apindan goye. iyi bir müdahale yaptı gerçekten. Emirhan şimdi bir kez daha korneri kullandı. Kafa vuruşu gelmedi orada. Maalesef pozisyon olmadı. Yorulan oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönen bir Kolibali vardı. Onu değiştirelim. Kolibali yerine Emre Taşdemir atalım. O yorgun. Yunus Akgün de biraz yorgun. Yunus Akgün yerine sağ tarafa Burak Kapaca atacağım ben. Sol tarafa Kenan Karaman alacağım. Kenan Karaman oyuna girsin. Emin Bayram da biraz yorgun ama Emin Bayram idare eder. Bir de Burak parmakla Emirhan'ı değiştireceğim. Ve ofansif oyun kurucu olarak da Atalay Babacan'ı atacağım. İyileşti Atalay Babacan. Oynayabilir diye düşünüyorum bu maçta. Dakika 60 çünkü 30 dakika oynayabilecektir. Bu şekilde devam edelim bakalım. Bir taç atışı şimdi Emre Taşdemir. Kenan indirdi. Atalay dışarı. Atalay girdikten sonra iki oyuncu etkili oldu. Yorulan bir Ali Yavuz var. Ali Yavuz'u da değiştireceğim. Umut Bozu atalım oraya. Şimdi bir taç atışı daha Emre. Kenan kafayla indirdi. Tekrar Emre. Emre nereye döndü? Ozon Mafor'a kadar gitti. İyice geriye döndük. Orada hata gelmesin. Ozon Mafor. Ozon Mafor dikkat. Burak kapacak. Emirhan. Tuğbey. Vayet. Vayet'in tersi topu. Kenan geçemedi. Kenan bir kez daha geliyor. Emre Taşdemir. Olmadı. Şimdi onlar bastırıyor. Erdoğan. Gradel. Gradel. Müdahale edemedik. Erdoğan orada içeriye doğru al sop. Al sop. Dikkatliydi. Orta şut karışım bir pozisyondu. Şimdi Atala ile başlıyoruz. Kenan ata devam ediyoruz. Sağ tarafta Burak Kapacak. Burak Kapacak iyi girdi içeriye doğru. Burak Kapacak kendi gitti vurdu gol. Burak Kapacak müthiş vurdu. Müthiş vurdu. Burak Kapacak deplasmanda öne geçiyoruz. Bakın Kenan'ın ters topu. Burak Kapacak aldı. Uğur Çiftçi'yi geçti. Ekarte etti. Daha sonra stoperi de tersten geçip direkt vurdu yerden köşeye mükemmel bir gol oldu gerçekten. Tebrik ediyoruz. İyi bir goldü. Taç atışıyla oyun devam ediyor. Kenan şimdi Kolomyani, Erdoğan, Erdoğan içeriye girdi. Orada topa müdahale. Topa müdahale. Emre'nin topa müdahalesi var. Hiç penaltı gibi durmuyor pozisyon. Yapma. Penaltı gibi durmuyor. Varda onur öz, özü toprak pozisyonu inceliyor yok penaltı yok penaltı yok penaltı evet penaltı yok topa müdahale çok net çok net oyuncu değişikliği yapalım ee, şimdi Ozon sarı kartı var bir yandan Tuğbe var tek bir değişikliğimiz var o kimden yapabiliriz şöyle bir bakalım Tuğbe'nin yerine Emre Akbaba'yı alabiliyoruz sadece. Kanatlara bir isim alabiliriz. Ya da stoper alabiliriz. Ee, yani stoper çok değiştirmek istemiyorum şu süreçte. Şöyle bir şey yapabilirim. Emirhan'ı şimdi iki yönlü orta sağ olarak oynatıp Tuğbe'nin yerine Atakan'ı atabiliriz. Savunmanın önüne öyle bir hamle yapalım. Ve bu şekilde son 10 dakikaya girelim. Şimdi tacı kullanıyorlar. Ramazan uzaklaştırdık. Kapar mıyız? Kapamadık. Atakan keskin. Faysal Fajir. Uğur. Uğur girdi. Emin uzaklaştırdı. Şimdi tacı kullanıyorlar. Ramazan. Erdoğan. Araya girdik. Emirhan. Emirhan. Atakan Çankaya. Burak kapacak. Atakan tekrar. Atakan. Atakan. Atakan'ın atalı pası. Tehlike olacak. Perica. Peritsa içeriye o zaman zamanında müdahale. Şimdi Atalay. Atalay'la çıkıyoruz tekrar. Ali Yavuz değil Umut Bozok kaçıyor orada. Atakan geride. Emirhan. Emirhan. Burak kapacak. Sağdan geliyoruz. Burak hadi oğlum. Bayet. Emirhan. Atakan. İyi paslaşmalar. Umut Bozok. Geçti Kenan. Vurdu gol. Kenan Karaman. En kritik yerde gol atıyor Kenan Karaman. Çok iyi bir gol. Dakika 89. Kenan Karaman. Bakın paslaşmalar. Oyunun kontrolü bizdeydi. Sakince paslaştık rakip yarı sahada. Umut Bozoğun pası. Kenan rakibine kartı etip köşeye vuruyor. Samasla'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Güzel güzel. Hadi çocuklar. Şimdi Sivaspor farkı 1'e indirmeye çalışıyor. Baskısı Gradel. Offside offside offside. Offside pozisyon. Evet, maçı kazanıyoruz. Maçı kazanıyoruz. Kenan Karaman'ın da iyi oyunuyla girdikten sonra çok etkili oldu gerçekten. Maçı 2-0 deplasmanda kazanıyoruz ve 3. sıraya yükseldik şu anda. 2. sıradaki Trabzon'la aramızda 7 puanlık bir fark var ve 4 maç kaldı. Trabzon'la oynayacağız bir sonraki maçı. Önümüzdeki takımlarla oynamaya devam ediyoruz. Trabzon'la maçımız var. Trabzon'u yenebilirsek puan farkını 4'e indirme şansımız var. Ve yerimizi garanti altına alma şansımız var. Yani 3. olabiliriz. Üçüncülüğü sağlama alma şansımız var. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Trabzon maçına doğru hareketlenelim. Trabzon spor maçına geldik. Son maçlarda gösterdiği performansla Kenan ilk 11 hak etti. O yüzden Kenan'ı forvet olarak deneyeceğiz. Daha önce başarısız olmuştuk. Forvet olarak çok etkili olamamıştı ama hava toplarındaki hakimiyetiyle ona güveniyoruz. Pas noktasında da çok iyi. Ee, Kenan Karaman'dan iyi verim alabilirsek bu maçı kazanabiliriz diye düşünüyorum. Zorlu bir maç açıkçası. Batuhan Kör var. Rakibimizi satmıştık hatırlayacaksanız Batuhan Kör'ü. rakibimizde Batuhan Kör de var. Şöyle Trabzon maçına doğru geçelim. Trabzonspor karşısında dizilişimiz bu şekilde. Bizim dizilişimiz belli zaten. Son 5 maçta 4 galibiyet. Trabzonspor'un dizilişine bakalım. Evet Canini, Abdülkadir Vakay ve Batuhan gerçekten etkili isimler var. Bakasetas da defansif oyun kurucu olarak oynuyor. Ee, kazanırsak dediğim gibi 4 puana indireceğiz farkı. Çok kritik bir maç. Çok önemli bir maç. Ee, umarım kazanırız. Maça doğru geçelim. İlk pozisyon Trabzonspor'dan Abdülkadir'le korneri kullandılar. Maalesef Vitor Hugo bizim silahımızla vurdular. Biz duran toptan çok gol atıyorduk. Bizim silahımızla bizi vurdular. Duran toptan Abdülkadir burada ortalamış. Batuhan Körle ikisi birden yükselmiş. Orada savunmanın dengesini bozmuş Batuhan. Vitor Hugo da affetmemiş. Şimdi biz korner kullanıyoruz. Emirhan'la. Emirhan, Emin Bayram dışarı. Az farkla. Kaleyi tutsa güzeldi. Cevap mı olurduk. Şimdi taş atışıyla tekrar gelmeye çalışıyorlar. Batuhan sağdan bindiriyor. Tuğbey aldı ondan topu. Tuğbey. Tuğbey oynadığı yerde kimse yok. Kalulu. Kalulu. Vitor Hugo. Orada bir kapabilsek çok güzel olacak da çok önde basıyorlar çünkü. Ee, savunmayı iyice öne çıkarmış durumdalar. Tuğbey, Burak, Tuğbey, Burak, Emirhan. Kısa paslaşarak çıkıyoruz. Şimdi Kenan, Burak kapacak. Burak, Burak iyi girdi içeriye doğru. Burak vurdu dışarı. Burak kapacak. Çok bir tehlike yaratamadı. Şimdi taç atışı kullanacağız. Kolibali ile. Kolibali Edgarli'ye geldi. Orada Batuhan vurdu kafayı. Şimdi Ozomafor. Ozomofor. Hata yapma orada sakın. Kolivali. Ozomofor. Waffer. Ozomofor'dan Burak kapacak. Burak kapacak. İyi girdi. Kolivali'ye çıkar tekrar. Arka direkte Yunus. 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 Yunus Akgün. 19. golü Yunus Akgün gollerine devam ediyor. Yunus Akgün. Kolivali çok iyi ortaladı. Kafa golü beklemiyordum açıkçası Yunus'tan. Ama gerçekten iyi bir kafa golü oldu. Burak kapacak. Orada savunma arkasına koşmuştu. Savunmayı dağıttı. Orada Yunus da gelip kafayla Golü atıyor. 1-1 bir, bir getiriyoruz skoru. Şimdi öne geçme zamanı. Hadi çocuklar. Bir duran top şansı Emirhan. Arka direkte kafa gelir mi geldi? Geldi. Offside yok. Offside yok. Kenan Karaman. Kafa toplarında iyi demiştik. Kafa toplarında iyi olduğu için onu oynatıyorduk. Duran toplardan golü buluyoruz. Bakın arka direkte Kenan kafayı vuruyor. Ve 2-1 öne geçiyoruz. Şimdi taç atışını kullanacağız. Savunmadan çıkıyoruz. Dikkat dikkat. Oraya taç atışı mı olur? Oraya taç atışı mı olur? Bu adam var orada. Canini geldi ve maalesef golü attı ama offside. 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 Yani oraya taç atışı mı olur Allah aşkına ya? Adam var yanında görmüyor musun ya? Kör müsün ya? Yani Emin'i niye zor durumda bırakıyorsun? ya? Yani orada Emin'in hiçbir hatası yok. Tacı kullanan Vayette hata. Şimdi Emirhan'la bir duran top şansı daha. Arka direkte kafa geldi. Geldi. Burak Kapacak'la geldi. Yine bir duran top yine kafa kafa golleriyle geri dönüyoruz. 3 kafa golü 3 bir öne geçtik. Bravo çocuklar yine Emirhan. Çok iyi orta. Burak Kapacan kafa vuruşu. Okan Kocuk müdahale ediyor ama topağlarda Burak Kapacak. İlk yarıyı 3 bir önde kapattık. İleri üçlümüz gol attı. Yunus Akgün, Burak Kapacak ve Kenan Karaman. Üçünün golü var. İkinci yarıda da aynı şekilde devam edin dedik ve gönderdik takımı sahaya. Yorulan oyuncularımız var. Şimdi Burak Kapacak başta olmak üzere yorulan isimler var. Kerem'i atacağım. Emirhan iyi oynuyor. Emirhan'ı çıkarmak istemiyorum. Ee, sağ tarafa bir hamle yapabiliriz. Ama sağ tarafa kimi koyarız? Umut Bozo atabiliriz sağ tarafa. Umut Bozok sağ tarafta oynasın. Umut Bozok'u sağ tarafa atalım. Emirhan ve Kenan iyi gidiyor. Onları değiştirmek istemiyorum. Bir sonraki değişiklikte yaparız onları. Evet 79. dakikaya kadar geldik. Herhangi bir pozisyon olmadı maçta. Ee, biz hamlelerimizi yapalım. Burada değişiklik için bekleyen Emirhan yorgundu zaten. Emirhan yerine Atalay'ı atacağım. Atalay da kondisyon kazansın. Kenan yerine Ali Yavuz'u atacağım. Son bir değişikliğimiz kaldı. Orada da Kolibali'yi değiştirmek istiyorum. O da sakatlıktan yeni çıktı. Tekrar sakatlanmasın. Emre'yi atalım oraya. Ve bu şekilde devam edelim. Şimdi Edgar Lee ile taç atışını kullanıyorlar. Berat, Edgar Lee. Edgar Lee. uzun oynadı. Kafayı vurduk Ozon Vafor'la. Ali Yavuz, Tuğbey, Atalay, Kerem, Dinlenmiş oyuncularla, hareketli oyuncularla hücum ediyoruz. Emre Taşdemir ortaladı. Kafa gelir mi? Aa Umut Bozok. Umut Bozok. Umut Bozok sağda oynuyor bugün. Oyunu öyle aldık. Bakalım orada nasıl performans verecek Umut Bozok. Maçın sonlarına doğru geliyoruz artık. Onlar uzatma anlarında bire indirmeye çalışıyor farkı. Vakayeme. Vakayeme'den bir orta Alsop. Alsop dikkatli. Orta şut karışım bir pozisyonda. Alsop tekrar yerden Burak'a oynadı. Emin Bayram, Vayet. Wyatt Atalay'a oynadığı Atalay. Atalay solda Kerem'i gördü. Kerem hareketlendi orada. Kerem çok iyi hareketlendi. Çok iyi girdi. Kerem, Kerem, Kerem. <laughs> 4-1 Kerem. 4-1 yapıyoruz Trabzonspor karşısında. Ne kadar iyi olduğumuzu gösteriyoruz. Her şeyi yapabileceğimizi gösteriyoruz genç oyuncularımız. Bu direnci gösteriyor. Bu kritik maçta bu performansı göstermeleri çok önemli. Gerçekten ikinci olamayız belki ama ee, olabileceğimizi de gösterdik önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda. Bu performansı sürdürürsek daha iyi noktalara gelebileceğimizi görüyoruz. Ee, kadroyu korumamız lazım ve maddi açıdan biraz güçlenmemiz lazım. Şöyle hemen puan durumuna da bakalım. Evet bu Sivas Spor da kazanmış. 1 puan gerimizde sürdürüyor. Son 3 maç. 3 kritik maçımız var. Bunlardan biri Beşiktaş, biri Fener deplasmanı. Gerçekten çok zorlu deplasmanlar. Trabzonspor Artık ligde şampiyonluk şansı kalmadı gibi bir şey. 8 puanlık fark var ve 3 hafta var. Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan ederse bizim maça kadar zaten son hafta oynayacağız Fener'le. Son maç biraz daha rahat olabilir. Hani Biz ikincilik için mücadele edebiliriz. 4 puanlık bir fark var Trabzon'la. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Şimdi diğer maça Beşiktaş deplasmanına doğru gidelim. Evet Beşiktaş maçı öncesi iki kötü haberimiz var. Bir tanesi Burak Altıparmak cezalı durumda. Diğeri de Umut Bozok sakatlandı. Umut Bozok'u da şöyle yedeklerin dışına alalım. Emirhan'ı attım. Savunmanın önüne Atalayı oyuna sürdüm. Tekrar Atalay oynayabilecek durumda. Kenan Karaman forvete devam edecek. Zorlu bir deplasman. Ligde durumu her ne kadar kötü olsa da Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır ve zorlu bir deplasmandır. Maça doğru geçelim. Evet Beşiktaş'ın dizilişi son 5 maçta 4 yenilgileri var. Burak İnce, Abu Bakar, Emre Mor, Enkudu, Emers gibi isimleri var. Ee, bizimse son 5 maçta 4 galibiyetimiz var. Ee, fena gitmiyoruz ama bakalım nasıl performans vereceğiz bu maçta. Ee, Süper Lig'de de bakın Beşiktaş 15. sırada artık düşmemeye oynuyor. 4 puan fark var düşme hattıyla arasında. Onlar için de artık rahatlama maçı gibi. Bu maçı kazanarak onlar da rahatlamak istiyor. Düşmekten kurtulmak istiyor. Bakalım nasıl performans vereceğiz bu maçta açıkçası. Ben de merakla bekliyorum. Ee, kazanmayı umuyorum. Umarım kazanabiliriz. Yani zorlu bir deplasman açıkçası. Şimdi onlar hücum ediyor. Necip, Emers. İyi pas. Sağ tarafta Necip Necip yükleniyor. Necip, Kolibali iyi müdahale etti şimdilik. Kolibali geçirdik orada yine. Emre Mor, Necip. Ortaladı dışarı. Abu Bakar çok net fırsattı. İyi ki kaçırdı dışarı vurdu. Şimdi Ersin uzun topu oynuyor. Ersin Kolibali aldı. Kolibali Ozon paslaşması. Savunmada hata yapmadan paslaşmamız lazım. Evet Ozon Emir, Tuğbey. Şimdi Yunus. Yunus sağ tarafta kaçan Vayet var. Vayet bindirmeyi yaptı. Vayet. Vayet'in ortası. Kimse yok orada. Vayet nereye ortalıyorsun ya? Ersin yine aldı. Uzun oynadı Ersin. Kafayı yine biz vurduk. Yunus. Yunus. Yunus içeriye doğru hareketlendi. Yunus delici gücünü kullandı yine. Burak kapacak. Burak niye kaleye? Hani niye kaleye vuruyorsun ki orada? Şimdi Tacı Beşiktaş kullanıyor en sakalayla. En kudu. En sakala. Souza dikkat dikkat vurdurmayın vurdurmayın Ozomofor kafayı vurdu En Sakala En Sakala Yunus kaptık Bir kontraya çıkar mıyız Vida Vida orada bir hata gelir mi gelmedi Şimdi Tuğbey Sol taraftan Burak'la bindiriyoruz. Burak, Burak tek başına geriye döndü Kolibali'ye. Atalay, Atalay teknik oyuncularla oynuyoruz orta sahada. Tuğbey, Emirhan, Atalay iyi paslaştılık. İyi geldik oralara kadar şu ana kadar. İyi girdik Tuğbey, Atalay, Burak kapacak. Yunus direkten dışarı, Yunus Akgün voleyi vurdu gelişine. Ve ilk yarıyı 0-0 olarak bitirdik. 4 tane isabetli şutumuz var. Daha fazla XG'miz var ama henüz gol sesi çıkmadı maçta. İkinci yarıya şöyle gönderelim takımı. Bakalım ikinci yarıda performans gösterebilecek miyiz? Şimdi Atalay'la kullanıyoruz korneri. Ön direkte Ozomu Direkten inanılmaz kaçtı. Evet Kenan Karaman bu maçta iyi oynamıyor. Yorgun değil aslında ama ben oraya Ali Yavuz kolu atacağım. Ee, onun dışında başka şöyle yorulan isimler var. Vayet'in sarı kartı da var. Vayet yerine ben İsmail çok çalış alacağım. İsmail'e de güveniyorum. Ee, Atalay da biraz yorulmuş. Atalay yerine de Emre Akbaba'yı atacağım. Bir de son olarak Burak Kapacak yerine de sol tarafa Kerem Aktürkoğlu'nu atıyorum ve sahaya sürüyoruz. Evet Kolibali hem yorgun hem de çok iyi oynamıyor. Emre Taşdemir'i atacağım sol tarafa. Ee, ...başka da değişiklik hakkımız kalmadı zaten. O hamleyi de yapalım. Evet iyi oynadık. 20 tane şut çektik. 8 isabetimiz var. 1.42 xc'miz var. %62 toplu oynamamız var. Yani her şeyi yaptık. Elimizden geleni yaptık. Ama e, gol yollarında etkili değildik. Hücum oyuncularımızı iyi durdurdular. Ve 0-0'lık beraberlikle ayrılıyoruz. Beşiktaş deplasmanından. Şöyle şanssızdınız diyelim oyunculara. Aslında iyi performans gösterdik. Bitiricilik noktasında eksiktik. Sivaspor... Kazanarak bizi geçmiş oldu. Son iki maç kala e, dördüncülüğe düştük tekrar. Sivas yenmemize rağmen deplasmanda e, yine geriye düştük. Bakalım onlardan geri alabilecek miyiz? Kara gümrük maçımız var. Sonra da Fenerbahçe deplasmanı. Kara gümrük maçına doğru hareketlenelim. Evet, kara gümrük maçı öncesi iki tane kara haber aldık. Bir tanesi Emin Bayram, bir tanesi de Ozan Mofer. İkisi de sakatlandı. O yüzden stoperlerde bugün Atakan ve Delikari ile çıkacağız. Gerçekten hiç güvenmiyorum. Deli özellikle güvenmiyorum Atakan. Biraz daha dengeli bir oyuncu. Ama tabii o da agresifliği nedeniyle bazen hata yapabiliyor. Ama yine de e, bu, bu bu şekilde çıkacağız. Forvet'e de Umut bozu attım. Umut Bozo'nun da artık bir şeyler yapması lazım. Ali Yavuz da çok iyi oynamıyor. Kenan da geçen maçta çok etki gösteremedi. E, bu şekilde çıkacağız. Burak 6 parmakta cezası bitti. Onu da ilerleyen dakikalarda oyuna alabiliriz. Maça doğru geçelim. Karagümrük karşısında ne yapacağız bakalım. Bizim sahaya dizilişimiz son 5 maçta 2 beraberliğimiz var. Onların da sahaya dizilişini görelim Karagümrük'e de. Evet Karagümrük'te son 5 maçta 3 yenilgi almış. Borini ve Sobye 4-4-2 ile oynuyorlar. Enda da tehlikeli bir isim. Gerçekten e, tehlikeli bir kadrosu var. 10. sıradalar zaten. Fena değil sıralamaları. Yeni yükselen bir takım için. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şimdi korneri kullanıyoruz Emirhan'la. Emirhan kafa gelir mi? Gelmedi. Aydini, şimdi Tuğbey, Umut Bozok. Burak kendi vurdu direktten. 90'dan dışarı çıktı inanılmaz. Çok tehlikeli bir şuttu. Şimdi duran top şansı Emre Çolak'la. Borini'ye pas verdi. Tekrar Emre Çolak. Tehlikeli geliyorlar. Kaptık mı? Yunus'la kaptık. Orada Yunus. Yunus koştu. Yunus'un hafif sakatlığı da var. Onu değiştireceğiz. Emirhan Kolibali. Kolibali. Soldan bindirmeyi yaptı. Atalay. Burak kapacak. Burak Atalay. Şimdi Kolibali. Geriye Emirhan, Maestro, Atalay. O Atalay kendi vurdu. Kaleciden döndü. Yunus günü değiştirelim. Yunus günün bir sakatlığı var. Yunus günü kiminle değiştireceğiz? Açıkçası ben de orada bir kararsızım. Şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Yunus günü değiştirirken. Umut Bozoğu burada sağa atıp Forvet'e de Ali Yavuz ya da Kenan Karaman. Kenan Karaman'ı atalım Forvet'e. Bu şekilde devam edelim. Şimdi baskıyı kurmaya çalışıyoruz. Kolibali ile soldan geliyoruz yine. Kolibali. Kolibali. Atalay. Emirhan. Emirhan'dan pas. Kenan. Kolibali. Atalay. Vuramadı. Emirhan. Şimdi Atalay. Emirhan. Tuğbey. Kendi vurdu. Kaleciden döndü. Umut Bozok orada karambol. Çarpıp gol olabilirdi ama olmadı. Umut Bozok zorladı. Şimdi Atalay. Korneri kullandı ön direkte. Vurdu mu? Vurdu mu? Vurdu. Atakan Çankaya. Atakan Çankaya, Atakan Çankaya. Transfer dedikoduları var. Takımda daha fazla oynamak istiyor. Yeni sözleşme istiyor Atakan'da. Gerçekten o da etkili bir isim. Çok yararlanamadık ondan. Bakın kafa vuruşuyla ön direkte gol atıyor. Emin'le Ozan Mofor'un iyi performansı nedeniyle geride kaldı o. Evet ilk yarıyı da 1-0 önde kapattık. Rakibe herhangi bir şut girişimi dahi vermedik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bakalım ikinci yarıda bunu koruyabilecek miyiz? Emre Çolak'la duran top şansı onlar için. Emre Çolak ikinci yarıya başlarken bir duran top. Kaptık mı? Kaptık. Tuğbey. Tuğbey iyi aldı. Tuğbey. Burak kapacağın önüne. Burak kapacak. Gider bitirir mi? Viviano. Burak bunu bitirmeliydin. Kornerde Emirhan şimdi. iyi kornerler var. İyi kornerler kullanıyor açıkçası. Kafa vurusu Sobiyetten. Endao şimdi. Çok hareketli bir isim Endao. 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 Alsop güzel. Alsop şimdi uzun bir vuruş yaptı. Orada Umut Bozok var. Umut Bozok ortaya Atalay'a oynadı. Atalay, Tuğbey, Emirhan paslaşmaları. Solda Burak kapacak tekrar. Atalay solda bindiren Kolibali. Ortası Kolibali'nin ve Umut Bozok'un kafa vuruşu. ikinci golünü atıyor. Hiç gol atamadı neredeyse forvet olarak aldık ama Sağ kanatta golü atıyor. Forvet olarak atamadı. Sağ kanatta attı. Bakın Burak kapacak. Atalay Kolibali'nin bindirmesi orada. Kolibali iyi ortaladı. Umut Bozok'ta kafa vuruşunu gole çevirdi. Bir taç atışı şansı şimdi. Bir kez daha geliyoruz. Vayet'le Vayet. Kenan. Atalay'a çıkardı ve Burak Kapacak bitirdi. Atalay'ın pasıyla Burak Kapacak son noktayı koyuyor. 3-0 yaptık. Rahatladık. Bakın taş atışı. Kenan orada dikkatli. Kenan'ın kontrolü. Atalay'a verişi. Atalay tek topla hemen Burak'ı görüyor. Ve Burak gelişine kaleye şutunu çekiyor. Yorulan isimlerimiz var. Onları değiştirelim. Bunlardan bir tanesi Tuğbey. Tuğbey yerine kimi alabilirim diye bakıyorum. Burak altı parmak var. Onu alalım. Atalay yerine de Emre Akbaba'yı alacağım. Umut Bozok da yorulmuş durumda. Umut Bozok yerine de sağ tarafa Kerem Aktürkoğlu'nu atalım ve sağ bekte de son olarak İsmail çok çalış değişikliğiyle bütün değişiklikleri bitirmiş olalım. Şimdi Kolibali'ye savunmadan çıkıyoruz. Dakika 89 artık maçın son anları. Ama hala gol için bastırıyoruz. Burak altı parmak. Emre Akbaba. Emre Akbaba'nın pası Kenan'a. Kenan Burak Kapacağı. Burak Kapacak. Orada Endao'dan aldı. Endao biraz güçsüz kaldı orada. Burak. Kenan. Kerem. Kenan kendi vurdu dışarı. Kenan Karaman. Evet Atalay'ın iyi oyunuyla bu maçı kazanıyoruz. Atalay Babacan bu maçta çok iyi performans gösterdi gerçekten. Şöyle bir bakalım. Ligde durumlar biraz karıştı. Sivas Spor gitti Trabzon'u yendi. Ve Trabzonspor 79. Sivas 77. Biz 76. Son haftaya girilirken. Son Fenerbahçe deplasmanına giderken bu şekilde oynanacak. Ya Bu şekilde bir sıralama var. Bu şekilde e, ikinci olma şansımız bile var. Trabzonspor'a karşı göstereceğimiz performansa göre ikili avarajda üstünüz çünkü Trabzonspor'a karşı. Onları yenmiştik 4-1. Ee, Sivas Spor'a karşı da üstünüz ama Sivas'la bir eşitlik durumu olacağını çok beklemiyorum. Ee, yani ancak onlar yenilir biz berabere kalırsak eşitlik olur onlarla. Onlar da ikili avaraj durumunu hatırlamıyorum şu anda. Ee, Sivas Spor'un puan kaybetmesini ve Trabzonspor'un yenilmesini bekleyeceğiz. Bizim de tabii ki Fener Deplasman'da kazanmamız lazım. Son hafta maçına doğru gidelim. Evet sevgili dostlar son hafta maçındayız. Son hafta maçında Fenerbahçe deplasmanındayız. Artık ligdeki sıralamamızı belirleyecek bir maç. İkinci mi, üçüncü mü yoksa dördüncü mü bitireceğiz ligi? Artık başka bir ihtimal kalmadı. İkinci bitirebilirsek Şampiyonlar Ligi önelemesi oynarız. Yani aradaki o küçük puan kayıplarını yapmasak çok rahat ikinci olabilirdik. ama artık olan oldu. Bu maçta da bakın talihsizlikler yaşıyoruz. Talihsizlikler peşimizi bırakmıyor. Emin dönemedi zaten. Emin'in sakatlığı daha uzun sürecek. O zaman döndü ama bu sefer sarı kart cezasından Vayatı kaybettik ve Tuğbeyi kaybettik. Dellikari'yi de aynı şekilde sarı kart cezasından kaybettik. Yani stoperde tek alternatifimiz istenmeyen Mina kaldı. Atakan o Atakan'la Ozomofor'a bir şey olmasın diye dua edeceğiz. Burak Kapacağı sağ beke çektim. Sağ bek oynayabiliyor. Burak altı parmağı savunmanın önüne atıp Emirhan Atalay orta sahası yaptım. Emirhan'ı iki yönlü oynatacağız. Hiç oynatmadık sanırım daha önce. Sen yani Sonradan değiştirdiğimiz oldu ama maça hiç iki yönün ortası olarak başlamadı. Yunus Akgün, Kenan ve Umut Bozok üçüsü de ileride hücum hattında olacak. Bakalım Fenerbahçe deplasmandan istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Maça doğru geçelim. Şimdi Atalay'la korner kullanıyoruz. Ön direkte kafa gelmedi. Atalay, Atalay, Atalay geriye. Atakan, Atalay, Atalay, Emirhan orada bir karambol. Çok iyi pas. Altay, Kenan, Kenan bunu kaçırma Kenan ya. Bunu atman lazımdı oğlum ya. Atalay şimdi kullandı, indirdi. Burak değil Bozokmuş. Umut Bozokmuş ama olmadı. Yani Burak indirdi olmadı. Şimdi bir kornerde Atalay baskıyı kurduk. Ön direkt o Ozon Vafor. Ozon Vafor. Atalay'ın kornerleri. Atalay da etkili kornerler kullandı ve golü bulduk deplasmanda. Çok kritik bir maç. Fenerbahçe'nin herhangi bir iddiası yok. Ama tabii ki onlar da yine de kazanmak için oynayacaktır. Bu maçı verecek halleri yok. Yani bu skorla şu anda üçüncülüğü alıyoruz. Ama Trabzonspor'da kazandığı için, galip olduğu için ee, şu anda işler bizim için iyi gitmiyor. E, Gustavo Tacı kullanıyor. Şimdi Osay Samuel geriye kadar döndü. Tisserand, Gökhan, Ferdi, İsmail Yüksek. Onlar da genç oyuncularını da oynatıyorlar. Tiam, Tiam Alsop. Yani bir anda savunma arkasına koşu yaptı. O koşulları engellememiz lazım. Şimdi Ferdi ile korneri kullanıyorlar. Dikkat çocuklar. Zalai vurdu kafayı dışarı. Ön direkte o da tehlikeli olmaya çalıştı. Tacı kullanıyor şimdi Fenerbahçe Gustavo ile. Gustavo, Samuel, Yunus, Burak, Atakan. İyi paslaştık. İyi geldik. Şimdi uzun top. Geçti. Umut Bozok indirdi. Yunus, Burak. Yunus sağ taraftan Burak Kapacak bindiriyor. Burak Kapacak Yunus. içeriye Atalay. Burak. Burak. İki Buran paslaşması. Burak kapacak. Sekti karambol. İsmail yüksek uzaklaştırdı. Atabilirdik bunu. Tacı kullanıyoruz. Baskımız sürüyor. Bir gol daha bulmaya çalışıyoruz. Rahatlamaya çalışıyoruz. Kenan indirdi. Atalay direkten dönen top. Offside, offside, offside. Burak altı parmak. Güzel gol attı ama maalesef offside. Hakem vardı. Evet gol geçersiz. Maalesef offside oluyor pozisyon. İlk yarıda 1-0 üstünlüğümüz var. Trabzonspor, Erzurum karşısında ve 3-0 üstün. Yani ikincilik şansımız kalmadı artık. Ee, Sivas Spor'da Beşiktaş deplasmanında mağlup durumda 2-0. Ee, en azından bu maçtan 1 puan koparıp e, ikinciliği almak istiyoruz. Ama tabii ki kazanmak neden olmasın. Bu maçı kazanıp böyle bitirmek de istiyoruz. İkinci yarıya geçelim bakalım ikinci yarıda neler olacak şimdi oyuncu değişikliği yapacağız. Yunus'u değiştireceğiz. Yoruldu biraz. Sivas Spor bu arada Beşiktaş deplasmanında 2-1 yaptı. Trabzon 4-0 yaptı. Trabzon iyice rahatladı. Bizim artık gol yememeye tahammülümüz yok. Gol yemememiz gerekiyor. Şöyle bir hamle yapacağım ben. Umut Bozok sağ tarafta da oynayabiliyordu. Şöyle Umut Bozok'u sağa atıp Yunus'un yerine atacağım. Forvet mevkiine de Ali Yavuz'u atacağım. Ali Yavuz'u Forvet'e göndereceğim. bu şekilde bir taktikle çıkalım. Yunus'un yorgunluğunu bu şekilde kapatırız diye umuyorum. Şimdi maçta diğer yorulan oyuncular da var. Bunların başında Atalay Babacan geliyor. Onun yerine Emre Akbaba'yı alacağım. Ee, Emirhan da yorulmuş durumda. İki yönlü orta sahan başka yok. O yüzden Emirhan duracak. Ee, Kenan Karaman yorulmuş. Kenan Karaman yerine hemen Kerem'i atabiliriz. Ve bir de Umut Bozoğlu'nun yorgunluğu var. Sağ tarafa yani çok risk almak istemiyorum. Hani atabiliriz Ali Yavuz'u. Hameli Forvet'e atabiliriz ama şimdilik biraz daha bekleyelim. Dakika 70. Belki sonlara doğru öyle bir hamle yaparız. Şimdi Burak Atakan, Burak uzun oynadı. Pelkas, Osay Samuel, Osay Samuel. Dikkat ona, dikkat döndürme onu Burak, döndürme onu Burak. Mert, arka direkte maalesef Ignacio Yacuinta, Yacuintana hatta. gol atıyor maalesef, 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 maalesef. Şimdi tacı kullanıyorlar, Sangare, Pelkas. Öne geçmek için geliyor Fenerbahçe. Kerem, Ali Yavuz. Ali Yavuz, Kerem. Kerem solda boşluk var oraya oyna. Evet Burak gördü orayı şimdi. Kolibali iyi bindirdi orada. Emre, Kolibali, Kolibali'nin ortası kafa gelmedi orada. Emirhan tekrar topla buluştu. Umut Bozok. Emirhan sağda bir boşluk. Burak kapacak. Emirhan Burak kapacak. Burak Emirhan'a tekrar. Emirhan içeriye. Altay çok iyi kurtardı Altay. Çok iyi kurtardı Altay. Korner şansı şimdi. Emre Baba kullanacak. Emre Babanın korneri önde vuramadık. Burak kapacak şimdi. Sol taraf oynadı tekrar. Emre yine bindiriyoruz. Bir korner daha. Kornerlerle gelmeye çalışıyoruz. Son dakikalarda öne geçmeye çalışıyoruz tekrar. Emre Akbaba. Emre Akbaba. Emre Akbaba. Kafa geldi Atakan'dan dışarı. Biraz hamle yapalım. Son dakikalar artık. Değişiklik hakkımız var son iki değişiklik hakkımız var hatta şöyle Umut Bozok Ali Yavuz Kol değişikliği yapalım Forvet'e de ve samele atalım burada başka nasıl bir hamle yapabiliriz diye bakıyorum son bir değişikliğimiz kaldı Burak Kapaca İsmail'le değiştirelim Burak Kapacak da yoruldu son hamlemizi de öyle yapalım Fenerbahçe deplasmanında yani maçı kazansak daha iyi olurdu tabi ama yani şu an uzatmalardayız topu da kaybettik Yenilmeyelim en azından. Yenilmeyelim en azından Pelkas. iyi girdi içeriye Pelkas. Sangare ortaladı. Sekti. Samatta al sop. Müthiş kurtardı. inanılmaz. Altı pasın içinde atamadı Samatta. Son saniyeler artık. Evet maçın son düdüğü geliyor. Maçın son düdüğü. Ozan Vafır'ın iyi oyunuyla bir bir berabere kalıyoruz. Şöyle şanssızdınız diyelim. Kazanabilirdik çünkü bu maçı gerçekten hak etmiştik. Ama ligi üçüncü bitiriyoruz. Sivas'la aynı puandayız. Zaten ikinci bitirmemiz zordu. Trabzon'un yenilmesi gerekiyordu. Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Biz kazanamadık zaten. 77 puan alarak ligi 3. sırada bitiriyoruz ve doğrudan Avrupa Ligi'ne katılacağız. Bu çok önemli. Direkt olarak gruplara katılacağız diye tahmin ediyorum. Bakalım öyle olur umarım. Bir sonraki sezonda rahat bir şekilde ön oynamadan gruplarda mücadele ederiz. Fenerbahçe ve Trabzonspor Ligi ilk iki sırada bitiriyor. Şöyle ilerleyelim biraz. Aynı zamanda sezon özeti de gelecek. Onu da görmüş oluruz. Ee, yani daha iyi performans gösterebilirdik. Ama olmadı. Kenan Karaman'la Alanya Spor Şamza ilgileniyormuş. Bu konuda yorum yapmayalım. Şimdi transfer işlerine girmeyeceğiz. Ee, yani daha iyi performans gösterebilir miydik? Evet gösterebilirdik. Yani ilk iki de yer alabilirdik. Ama hedef zaten düşmemeye oynamakken ligi üçüncü bitirmek gerçekten büyük bir başarıydı bizim için. Evet şimdi sezon sonu değerlendirmesine gelelim. Yeni transferlere bakalım şöyle. Yeni transferler ne yaptı? Evet, yeni transferlerden en iyi oynayan Emin Bayram'mış. 5 gol, 1 asisti varmış. Sonra da Yunus Akgün 19 gol, 12 asist. Gerçekten müthiş performans. Ali Yavuz da 15 maç ilk 11 e oynamış ve 15 gol atmış. Sonradan girdiği maçlar da var ama iyi performans. Vayette sağ bekte bize katkı verdi. 1 gol, 5 asist. Kenan Karaman da iyi oynadı. Yani istikrarlı bir performans sergileyemese de 14 gol 7 asist. Bon servisle aldığımız Atalay Babacan 6 gol 7 asist. O da sakatlanmasa daha iyi performans verebilirdi. Emre Akbaba o da 7 gol 5 asistle katkı verdi açıkçası. Yani e, Ryan -Sopp, o da fena değilmiş. Gerçekten 43 maça çıktı. Çok iyi mücadele etti. Evet diğer oyuncular da bu şekilde gördüğünüz gibi. Giden oyunculardan ne yapmış? Batuhan Kör 8 gol 6 asist. Trabzon'da iyi oynamış açıkçası. İyi bir paraya sattık 7-25'e. Ali Akman ne yapmış? Ali Akman çok bir şey yapamamış. Belki Ali Akman'ı geri getirebiliriz. Ali Akman'ı geri getirip ondan faydalanabiliriz. Belki kiralık olarak geri alabiliriz onu. Ee, kiralık gönderilen oyuncularımıza bakalım. Onlardan da iyi performans gösterenler var. Çağatay iyi performans. Berat, Ramazan Keskin bunlar iyi performans gösterenler hep. Ahmet Özcan, Ertuğrul, Ozan Koç. Fena değil. Sezonun sonuçlarına bakalım. Evet ligi 3. bitiriyoruz. Evet. Sivaspor Türkiye Kupası'nı kazandığı için direkt Avrupa Ligi'ne gidiyor. Biz ise Avrupa Kupası 2. Kupası olan Konferans Ligi'ne gidiyoruz. Maalesef. Maalesef. çünkü Sivaspor'un 3. olması bir şey değiştirmeyecekti. para olarak belki daha fazla gelir elde edecekti ama yapacak bir şey yok. Yani en azından denedik. 3. olduk biz. Bu zorlu sezonda, bu zorlu bütçeyle üçüncü olmayı başardık. Ee, kupada da çeyrek final oynadık zaten. Çeyrek finalde Fenerbahçe'ye elendik. Ee, yani daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Daha iyi performansla gösterebilirdik ama yapacak bir şey yok şu anda. Ee, Avrupa Kupası'na katılsak daha iyi olurdu. Ama bizim daha dişimize göre ikinci kupa. O ikinci kupada biraz kendimizi gösterip biraz Avrupa'da da puanımızı arttırıp biraz para kazanmak istiyoruz. Ee, bakalım nasıl performans göstereceğiz ilerleyen sezonda. Sezonun en önemli maçları en farklı galibiyet Hatay'a karşıymış. 6-0'la kazanmışız. Unutulmaz maç Beşiktaş maçı 5-2'lik maç. Gerçekten Beşiktaş'a dağıtmıştık. Sezonun golünü de Burak Kapacak atmış. Burak Kapacan Sivas deplasmanında attığı gol seçilmiş. Gelirlerimiz artmış. Gördüğünüz gibi gelirlerimiz özellikle yayın geliri noktasında 553'ten 933'e yükselmiş. Yayın geliri gerçekten önemli. Forması en çok satılanlara bakalım. Kenan, Staric, Emirhan, Tuğbe ve Emre. Staric'i oynatmadık bile. Yani Staric'in tabii ki ismi yetiyor. Ee, i̇yi forma satışları da olmuş. Genellikle tercih ettiğimiz 11'e bakalım. Evet Emirhan Atalay, Emrah Akbaba, Yunus, Kenan, Ali Yavuz şeklinde. Wyatt, Ozomofor, Emin, Kolivali. Genelde oynayan 11. Evet başlangıçta böyleydi ama sonradan taktik değişikliğine gittik. İkinci yarıda biraz daha farklı oynadık. Şöyle Burada 19 golle Yunus, 15 golle Ali Yavuz, 14 golle Kenan gerçekten kanat oyuncuları ve forvetler iyi performans göstermiş. Asist noktasında da Emirhan'ın ve Yunus'un iyi katkı verdiğini görebiliyoruz. Burada Kolibali'nin 7 asisti, Vahyat'in de 5 asistini görmezden gelemeyiz. Onlar da bek oyuncuları olarak iyi katkı verdiler bize. Şöyle önemli başarılar ve performanslar diyelim. Burada da taraftarlarca seçilen sezon oyuncusu Emirhan'mış. Genç oyuncu da Emirhan'mış. Sezon transferi Atalay'mış. Sezonun golünü söyledik. Burada bu şekilde rekorlar da görebilirsiniz. 16 maç gol yememiş Ryan O yüzden rekoru kırmış. Bu şekilde o da. Evet ilk 11'imiz gelmiş geçmiş en iyi 11 olarak bu gösteriliyor. Özer de var bu 11'in içinde hala. Ligi 3. bitiriyoruz ve paramızı alıyoruz önümüzdeki yılın hedeflerine bir bakalım. Ne diyor? Gelecek sezon için üst sıralarda bitirmek. Avrupa Kupası'nda grup etabına katılmak. Demek ki önelim oynayacağız. Kulübün ekonomik sıkıntılarının giderilmesi. Maaş bütçesinin aşılmaması diyor. Yüksek pres futbolu, duran topları en iyi şekilde yararlanması. Bizim zaten yaptığımız şeyler bunlar. Gerçekten yaptığımız şeyler bunlardı zaten sezon boyunca. Evet kariyere burada şöyle Lig Kupa görünümünde veda edelim sizlerle. Zaten iki Kupa'da mücadele ettik sadece. Bursa Spor kariyerinin ikinci sezonunun finalini yaptık. Bir sonraki sezonda transfer dönemiyle başlayacağız. Üçüncü sezon öncesi. işimiz hiç kolay değil. Bütçeye ihtiyacımız var. Belki de önemli oyuncuları satıp gelir elde etmek zorunda kalacağız. Bakalım bir sonraki sezon hem Avrupa Kupalarını hem Ligi kaldırabilecek miyiz? Bu genç yeteneklerimiz ne kadar gelişecek? Nasıl performans gösterecek? Bir sonraki sezonda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.